Herkese günaydın. Herkese günaydın, iyi günler. İlaç sektöründe güvenlik, kalite ve regülasyonlar panelimize hoş geldiniz. Bugün panelimizde ben Pelin Pilevne ve değerli paydaşım Sayın Özgür Çökelek moderatör olarak sizlere ve değerli konuklarımıza eşlik ediyor olacağız. Panelimize başlamadan önce kendimi sizlere tanıtmak, kendimi ve arkadaşımı sizlere tanıtmak istiyorum. Medlar Toledo firmasında 11 yıldır laboratuvar bölümü iş bilim müdürü olarak görev yapmaktayım. Özgür Bey de yine benimle birlikte aynı dönem içerisinde laboratuvar servis müdürü olarak görev yapmaktadır. Bugün panelimizde birbirinden değerli iki konuğumuz var. Panelimize başlamadan önce izninizle panelistlerimizin de kısaca kendilerini bizlere tanıtmalarını rica edeceğim. Polifarma ilaç firmasından Nurhan Mutlu ve Novartis ilaç firmasından Sayın Hüseyin Yalçınkaya. Öncelikle hoş geldiniz ve sizleri tanımak istiyoruz efendim. Hoş bulduk. Tekrar merhabalar. Öncelikle böyle geniş kapsamlı güzel bir etkinlikte bizlere de yer verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Ben Nurhan Mutlu, Yıldız Teknik Kimya Mühendisliği mezunuyum. Trakya Üniversitesi'nde analitik kimya dalında yüksek lisans yaptım. 29 yıldır ilaç sektörü içerisindeyim. Eczacıbaşı, Zentiva, Sanofi diye başlayarak süren kalite kontrol müdürlüğünün çeşitli bölümlerinde görev aldım. Son olarak da bir yıldır Polifarma İlaç'ta yine kalite kontrolde müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Teşekkürler efendim. Merhabalar. Öncelikle Medlar Toledo ailesine teşekkür ediyorum böyle inovasyon günleri düzenlediği ve bizleri de kattıkları için. 21 yıldır ilaç sektöründe çalışıyorum. Yüksek kimyagerim. Kıdemli bakım ve kalifikasyon koordinatörüyüm. Çeşitli ilaç fabrikalarında çalıştım. En son 5,5 yıldır Novartis ailesinde görevime devam ediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Bugün panelimizin konusu ilaç sektöründe güvenlik, kalite ve regülasyonlar. Bu kapsamda sizlere sormak istediğimiz sorularımız var. Öncelikle herkes için çok önemli olan bir pandemi süreci yaşadık. O yüzden benim ilk sorum bu konuya yönelik pandemi süreciyle birlikte ilaç sektöründe ne gibi değişim ve dönüşüm yaşandı? Nurhan Hanım, bu konudaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Pandemi döneminde küresel COVID-19 salgını olduğunda toplum sağlığını bu kadar etkileyen, tehdit eden, hayatı kısıtlayan bu olayları yaşarken bazı sektörlerde çalışma, yoğun mesai daha da çok arttı aslında. Bunların en başında hastanelerimiz geliyor. İnsan sağlığına destek olan bu önemli birimler. Arkasından da ilaç sektörü geliyor aslında. İlaç sektörü de yine hastalara en hızlı şekilde ilaç yetiştirebilmek, zamanında iletebilmek için yoğun mesailer yaptı. Non-stop çalıştılar. Covid salgını dünya genelinde tüm insanları etkilerken, tüm çalışanları etkilerken daha çok home office, uzaktan çalışma gibi çalışma yöntemleriyle işler yapılmaya çalışıldı. Hatta şunu biliyoruz, ilk yıl pandemi çıktığında dünya genelinin çalışanlarının %83'ü home office çalışmaya da alıştı. Tabii ki ilaç sektöründe de bazı bölümler, operasyonel olmayan bölümler home office çalışmalar yaptılar ve başarıyla yaptılar bunu. Bununla beraber dijitalizasyon çok daha fazla önem kazandı yine ilaç sektöründe. Bu konuda gelişmeler, ihtiyaçlar ortaya çıktı tüm dünya genelinde olduğu gibi. Operasyonel bölümler ise sahada çalışmaya devam ettiler. Üretim, laboratuvarlar, tedarik zinciri gibi sürekli sahada iş yapması gereken bölümler. Üretim aksatmamak için yerlerinde çalışmaya devam ettiler ve tabii ki koruyucu önlemler aldılar ve bunun yanı sıra mesela farklı çalışma yöntemlerine geçtiler. Vardiyalı çalışma sistemi gibi, yani hiçbir şeyi aksatmadan, üretim aksatmadan, kapasiteyi etkilemeden
Ama çalışan sayısını ortamlarda seyrekleştirerek yine de hedeflerine ulaşarak çalışmalar yaptılar. İlaç sektörünün değişimini bir de pandemi şu açıdan etkiledi. Evet, hani farklı ilaçlara da, başka ilaç çeşitlerine de ihtiyaç olabilir. Dünyada farklı hastalıklarla, virüslerle karşılaşabiliriz. Bu ileride de olabilecek. Birçok tartışmalar var, bilim adamları hani dinlediğimizde daha gelecekte de buna benzer şeyler görebiliriz diye. O yüzden dünyada tüm ilaç sektörü belki portfolyosuna yeni ürünler, farklı ilaçlar eklemeyi düşünüyorlar. Bu açıdan durup bir düşünme dönemi oldu, pandemi dönemi. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yine hastalara çok hızlı ilaç ulaştırabilmek için ilaç firmaları farklı yöntemler araştırdılar. Özellikle steril ürünlerde, biliyorsunuz sterilite 14 gün süren bir sterilite döneminden sonra onay verilip ilaçlar piyasaya gidebiliyor. Bunu daha nasıl hızlı onaylanabilir diye yöntemler araştırdılar. Biz de mesela polifarma ilaç olarak daha hızlı onay verebilmek için parametrik release, rapid sterility gibi yöntemlerle, projelerle bunları onay alarak ilerlemeye çalıştık. Bu tür projeler yaptık. Ve de analitik olarak düşündüğümüzde de yine ilaç onayını hızlandırabilecek Raman teknolojisiyle miktar tayini yöntemleri, projesi yaptık ve onay aldık bunlardan. Bu yüzden hani benim düşüncem hem çalışma yöntemleri, projeler hem de sahada bulunduğumuz yerde çalışma, home office çalışma gibi çok fazla değişiklikler oldu ilaç sektöründe, gelişmeler oldu daha doğrusu. En çok da tüm dünyada gördüğümüz aslında ilaç sektörleri tüm dünyada, ülkemizde de bu dönemde, pandemi döneminde birçok alanda küresel işbirliği yaptılar. Bu işbirliğiyle dünyada ve ülkemizde birçok firma ortak çalışmalarla hastalara hızlı bir şekilde ulaşmaya çalıştılar. Benim düşüncelerim bu şekilde. Teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Şöyle söyleyebilirim ki ilaç sektörü zaten çok önemli bir sektördü her zaman için. Ama pandemi süreciyle bu önemi bir kez daha hem değişikliklere ayak uydurmak hem de vurgulanması adına ayrıcalıklı olarak gündemimizde bulundu. Teşekkürler, sağ olun. Hüseyin Bey, ben şu soruyu sormak istiyorum. Bu pandemi sürecinin zorluklarından olan kısmi çalışma veya home office çalışma gibi süreçlerde veri güvenliğini nasıl sağladınız firmanızda? Neler yaptınız? Bu konu hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz? Tabii ki. Önce Nurhan Hanım'a katılıyorum. Yani pandemi zor bir süreçti. Biz de 7/24 çalışan bir fabrikayız ve minimum düzeyde iş gücüyle maksimum işi çıkarmaya uğraştık. Hani gurur duyuyorum ki %10 beklentimizin üzerinde bir üretim yaptık pandemi sürecinde. Bu ne kadar planlı, ne kadar efektif çalıştığımızın göstergesiydi. Bu noktada neler yaptık? Biz pandemi çıktığında en önemli şeyin, özellikle home office çalışan arkadaşlarımız için işleyişe nasıl katılacakları, bu işleyişte nasıl efektif olacaklarıydı. Ve bunun için hemen biz hibrit imza ve hibrit dataları nasıl saklayacağımız yönünde SOP'imizi revize ettik. Ve evdeki arkadaşlarla, fabrikadaki olan arkadaşların bu komünikasyonda dataları nasıl saklayacağı, nerelere koyacağı, hangi sırayla imzalayacağı, hangi sırayla takip edeceğini SOP ile anlatarak çok hızlı bir şekilde olaya adapte olduk. Özellikle elektronik signature'da change'lerimizi doğru açtık, aksiyonlarımızı doğru aldık. Her ilgili arkadaşımıza uygun aksiyonları atayarak dataları nerede saklayacağını, nasıl imzalayacağını anlattık. Tabii bu noktada en önemli konulardan biri de sürenin hızlı bir şekilde ve düzgün ilerlemesiydi. Bu noktada biz home office çalışan arkadaşlar özellikle gerekli
bilgisayar teknik desteği sağ olsun IT grubumuz hemen sağladı. Bununla ilgili VPN hatlarını hemen kurdu. Çünkü VPN bizim için önemliydi data güvenliği açısından. Bu şekilde ilk etapta elektronik imza olayını hallettik. Ondan sonra tabii en önemli konular bizim yaşayan süreçte kalibrasyonlarımızı, kalifikasyonlarımızı nasıl devam ettireceğimizdi. Bu noktada hemen bir risk değerlendirmeleri yaptık. Çünkü dönemimiz genelde risk değerlendirmesi üzerine kurulu bir guideline işleyişi içerisinde. Dolayısıyla biz hangi datamızı, hangi cihazımızı, hangi işlemimizi nasıl kalibre edeceğimizi, bunda bir gecikme yaşanacak mı, yaşanacaksa bunun etkisi ne olacak şeklinde bütün risk değerlendirmelerimizi yapıp ötelememiz gereken kalibrasyon, kalifikasyon varsa bunları takvimlendirdik. Ötelemeyip hemen yapmamız gerekenleri hemen yaptık. Vardiyalı çalıştık bu noktada kalifikasyoncu arkadaşlar ve böylece hiçbir aksaklık yaratmadan risk değerlendirmemize uygun bir şekilde tüm işlemlerimizi devam ettirmiş olduk. Bu noktada gördük ki güvenlik çok önemli ve 1,5 yıldır biz dijitalizasyona önem vermeye başladık. Çünkü süreç artık gördük ki dijitalizasyona doğru gidiyordu ve dijitalizasyon kapsamında gerekli önlemleri almaya başladık. En önemli yaptığımız şeyler bütün kullandığımız çok detaylı formlarımızı elektronik ortama taşıdık. Elektronik ortamda kullanmaya başladık. Tüm dokümantasyon sistemlerimizi neredeyse elektronik ortama taşıdık yine. Elektronik ortamda takip etmeye başladık. Standalone kullandığımız cihazlarımızı mümkünse elektronik ortama taşıdık ki en büyük örneği Metler Toyota ailesi sağ olsun Labix'le bütün küçük ekipmanlarımızı server sistemine bağlamasıdır örnek olarak göstermek istersen. Ve bunun devamında 2023 planımıza tamamen %100 dijital bir ortama geçerek hiçbir şekilde kağıt kalmadan her şeyin elektronik ortamda ilerleyeceği bir sistem planladık ve bunun üzerine yavaş yavaş sistemimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Tabii güvenlik sorunu dediğimiz zaman en önemli sorunlarından birisi dataların nasıl saklayacağımızdı. Bu noktada biz bütün kullanıcılarımızın USB'leri kapalıdır. Tüm kullandığımız ekipmanların USB'leri kapalıdır. Belli kişiler bunları kullanabilir ki laboratuvara örnek vereceksem sadece 2 kişiye açıktır. Kalan tüm kullanıcılara kapalıdır. Bu şekilde öncelikle herhangi bir USB ile data güvenliğimizin delinip delinmediğini değerlendirdik. Bütün update'lerimizi otomatik olacak şekilde özellikle Windows ve virüs update'lerimizi yeniden kataloglandırıp otomatik bir sisteme aldık. Ve böylece herhangi bir güvenlik açığımızın oluşmamasını sağladık. Ve en önemli güvenlik olarak yaptığımız şey ofis bilgisayarlarımızı, üretim bilgisayarlarımızı, laboratuvar bilgisayarlarımızın katmansal olarak serverlarını ve networklerini ayırıp birbiriyle konuşmasını engelledik. Bu sayede herhangi bir yere bulaşacak bir virüs ya da saldırının diğer sistemleri bulaşmasını, engellemesini ortadan kaldırdık ki bunu şu anda daha da geliştiriyoruz. Çok büyük bir network güvenliği ve katmanı sistemi oluşturuyoruz ve böylece katmanlar arası, bölümler arası ya da ofisle iş makineleri ya da laboratuvar makineleri arasındaki bağlantıları tam olarak %100 güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. Şimdi 1,5 yıldır pandemi süresince hep bunların üzerine çalışıyoruz. Ama en önemli söyleyeceğim şey disk değerlendirmesi düzgün yapıldığında, dijitalizasyona düzgün geçildiğinde ve uygun bir planlamayla sürecin çok güzel yönetileceğidir. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Sayın Bey çok teşekkürler. Bayağı aydınlattınız bizi bu konuda. Nurhan Hanım'a ben bir soru sormak istiyorum. Evet biz çalışmaya devam ettik. Yarı zamanlı home office'te üretim full time çalışıldı. Bu süreçte denetlemeler de devam etti. Regülasyonların getirdiği zorluklar neydi size bu süreçte? Ayrıca denetlemelerde sıklıkla ve önem kazanan konular nelerdi? Bu konular hakkında bilgi verebilir misiniz? Şu an sesiniz kapalı. Tabii ki.
yine regülasyon dediğimizde de, denetimler dediğimizde de dijital ortam devam etti. Hüseyin Bey'in de belirttiği gibi evet, hani firmamızda her konuda, tüm dokümanlarda dijitalizasyon yaptık. Ama bir yandan da regülasyonlar, başvurular, denetimler olması gerekiyordu. Aslında Mart ve Nisan 2020 gibi pandeminin böyle ilk en şey yoğun olduğu, tüm dünyada yoğun hissedildiği dönemde Avrupa, Amerika otoriteleri gibi otoriteler önce denetimlerini, GMP sertifikası verme ya da yenileme denetimlerini bir süre askıya aldılar. Daha sonra bunu nasıl ilerletebiliriz? Bir yandan da firmalar üretimlerine devam edecekler diye düşündüklerinde, tartıştıklarında farklı yöntemlerle ilerlediler. Ve hayatımıza daha çok remote auditing dediğimiz online denetimler, question answer dediğimiz soru cevap şeklinde, zaten hani yakın zamanda denetlenmiş bir ülke ise soru cevap şeklinde ilerleme ile denetimler olabildi. PIX üyesi ülkeler, ki Türkiye de bunlardan birisi, üyelerden birisi, 2018 yılında TİK-CK üye olmuştu. Yani farmasötik denetim konvansiyonu. Buna üye olan ülkeler, herhangi bir üye ülkenin yakın zamanda denetim yapmış olduğu bir ilaç firmasının denetimini kabul edip, onu son denetim olarak alıp GMP sertifikası uzatma gibi işlemler yaptılar. Ama en böyle tecrübe ettiğimiz remote auditing, yani online denetimlerde, biz de otorite denetimi bu şekilde geçirdik. Aslında online olarak da yerinde, sahada denetim gibi denetim olabileceğini gördük. Çok iyi organize olunursa, aslında mesafeler ne kadar uzak olsa da tüm parametreleri, tüm sahip olduğumuz sistemleri online'da denetlenebileceğini, gösterebileceğimizi, yerinde, sahada da her yeri denetçilerin görebileceği, gösterebileceğimizi deneyimledik. Bu şekilde çok aksamalar olmadan uzaktan denetimlerle çok böyle en başlarda bir hani şey oldu, nasıl ilerlenecek acaba diye, yine de aksamalar olmadan regülasyonlar, onaylar, denetimler gerçekleşti. Hala da devam ediyor ilaç sektörü bu şekilde denetimlere. Herhalde bir başlanana kadar Nurhan Hanım, acaba nasıl yaparız deniyor, ama bugün çok önemli bir sektör olan ilaç sektörü remote olarak denetlemeler yapabilir durumda. Aslında bu süreç bize, hepimize daha proaktif davranmayı ve birçok şeyi de yönetebileceğimizi de farklı kanallarda ve farklı mecraları kullanarak yönetebileceğimizi de göstermiş oldu. Ki ilaç gerçekten en önemli sektörlerden biri, çünkü direkt insan sağlığını etki ediyor. Bunu da gördük aslında hep beraber. Öğrenmeye devam ediyoruz bu platformlarda. Son olarak Hüseyin Bey'e bir sorum olacak. European Pharmacopeia ve ilaç sektöründeki bir takım revizeler ve düzenlemeler söz konusu. Bunların etkisi nasıl değerlendiriyorsunuz bunların etkisini Hüseyin Bey? Tabii öncelikle Nurhan Hanım'ın sözlerine bir iki katkıda bulunmak istiyorum. Biz de çeşitli denetlemeler geçirdik. Hani artı bir özellik olarak online site gezilerini videoya alarak video üzerinden anlattık desktop audit'te. Aynen. Ya da canlı video streaming yaparak, canlı olarak nereyi görmek istiyorsunuz deyip kamerayı oraya döndürerek sanki on-site geziyormuş gibi davranarak auditlerimizi gerçekleştirdik ve başarıyla geçtik. Bu yönden değişik bir deneyim oldu bizler için. Sorunuza dönecek olursak, biliyorsunuz daha çok biz Avrupa Farmakopisi'ni takip ediyoruz. Avrupa Farmakopisi'nde 2019'da 10. revizyon geldi ve 2020'de yeni revizyonu kullanmaya başladık hepimiz. Avrupa Farmakopisi farmakopiyi yayınladığı zaman update takvimini de yayınlamaktadır aynı şekilde. Ve günümüze kadar, yani Haziran 2021'e kadar 6 tane update gelmiştir. Bunlardan 5 tane update
canlı olarak uygulamaya alınmıştır. 6. update'te bir sene süre verilmiştir. 2022'de online olarak kullanıma alınacaktır. Bu update'lerde en temel özellik baktığımızda 5 tane update'i, tabii her update'de olduğu gibi monogramlarda çeşitli değişiklikler olmuştur. Genel chapter'lara baktığımızda ise özellikle update 2, 3'e ve 5'e baktığımızda işte likit sıvıların renk değişimleri konusunda önemli bir update gelmiştir. İnfrared atomik absorpsiyon kullanımında önemli bir update gelmiştir. Likit kromatografi konusunda önemli bir update gelmiştir. Conductivity konusunda önemli bir update gelmiştir. Analitik terazilerin kullanılmasında 6. update geldi. Onu artık biz de değerlendirmeye aldık. Önümüzdeki günlerde uygulamaya alacağız. Terazi konusunda da bir update bulunmaktadır. Microbiological kontaminasyon hakkında steril ve non-steril ürünler hakkında çeşitli update'ler gelmiştir. Bu update'leri genel olarak incelediğimizde özellikle limitler konusunda mesela likit kromatografide sistemlerin nasıl düzenleneceği, limitlerin nasıl düzenleneceği, yeniden nasıl yorumlanacağı konusunda disolüsyona baktığımızda kullandığımız peçlerin özellikle tam ismini hemen söyleyeyim çünkü önemli bir update'ti. Bir saniye bekletiyorum, özür dilerim. Disolüsyon banyosunda kullanılan hücrelerin boyutları konusunda bir önemli update geldi. Bu update'lerin çok iyi değerlendirilip yaptığımız analizleri çok iyi uygulayıp bizim işleyişimize herhangi bir aksilik yaratıyor mu ya da yeni bir revizyon gerektiriyor mu, bunu değerlendirmek gerekir. Özellikle update 2 ve update 3'e bu noktada çok iyi bakmak gerekir. Zaten bugün de bizim saat 10.40'da bir EP regülasyonlarında 10.6'daki analitik terazilerdeki yeni monogramla ilgili bir sunumumuz olacak. Katılımcı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum ben. O noktada hemen bir katkıda bulunmak istersen Özgür. Özellikle iki kalibrasyon arasında rutin kullanımın nasıl olacağı konusunu çok iyi değerlendirilmesi. Yani teraziyi biz nasıl denetlerizin çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Bu konuda değerli görüşlerinizi alacağız mutlaka. Tabii ki. O kısmı ayrıntılı açıklamaya çalışacağız. Ben çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınız için. Sorularımız varsa sorularımızı alabiliriz. Var mı Özgür Bey? Görebildiniz. Soruları olan katılımcılar varsa konuklarımıza onların sorularını alabiliriz. Şu anda bir soru gözükmüyor. Yani değinmemiz istediğiniz bir konu olursa üzerinden tekrar, yani ayrıntı, detay gerekli olursa seve seve anlatabiliriz. Biraz bekleyelim. Belki evet. Şu anda sorularımızı yazıyorlardır. Online olunca sorular da biraz geç geliyor galiba. Biz hani mümkün olduğu kadar hızlı anlatmaya çalışıp hani dinleyici, panelist arkadaşların belki soruları vardır diye konuyu yaymadan anlatmak istedik. Hani soruya vakit kalsın diye. Konuklarımız şu anda sizlere teşekkürlerini iletiyorlar. Teşekkür ederim. Teker teker. Bize vakit ayırdığınız için biz çok çok teşekkür ediyoruz size. Bugün bizimle burada olmanız bizim için çok değerli. Bu sektörde uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Birbirimize katacağımız çok şey olduğunu düşünüyoruz. Bizlerin sizden öğrendiği, bizlerin sizlere katkı sağlamaya çalıştığı çözümlerimizle yanınızda olmak istiyoruz. O yüzden gerçekten teşekkürler. Bugün verdiğiniz bilgiler
için. Tabii hani hemen EP'den bahsettik. Yani burada tabii son 1,5 yıla baktığımızda ICH'de de önemli değişimler oldu. Hani ICH'in de değil denmesi gerekiyor. Konuya katkı olması açısından söylemek gerekirse. Özellikle supplier auditler konusunda bayağı bir değişiklik oldu. Kalibrasyonun genel tanımı değişti. Kalibrasyon konusunda yeniden bir arkadaşların ICH'de bakmalarını tavsiye ederim. Özellikle GMP açısından. Kalibrasyonun tanımı değişti derken? Biraz daha açtılar, yaydılar. 17.025'e yaklaştırdılar GMP'deki tanımını. 17.025'teki yaklaşımına doğru döndürdüler. O yüzden kalibrasyon kavramının tanımı biraz daha 17.025'te anlatılan guide'deki tanıma yaklaştığını görürsünüz. Yani orada bir değişiklikler oldu. Residüel solventlerin birkaçında değişiklik oldu. Onlara bir bakmak gerekir. Ve en önemlisi nitrozamin tabii burada. Hiç nitrozamini konuşmadık. Son özellikle 2 yıldır nitrozamin konusunda bütün dünya impürite olarak... sesim geliyor mu? Bir ses kesildi ama... tamamdır. Nitrozamin konusunda bayağı bir değişimler oldu. Hatta EP'de de gelecek update'de nitrozaminle ilgili bir update olacak. Bu 1,5 yıl içerisinde FDA'de de bayağı bir update'ler, özellikle limitler konusunda nitrozaminde bir update'ler oldu ki bunlar çok önemli limit update'leri. Bunların değerlendirilmesi gerekir. Hani temel olarak bütün guide'lardaki son dönemlerde irili ufaklı baktığımızda 7-8 update'e kadar update var. Bunların geriye dönük değerlendirmesinde fayda var diyorum. Ben şu soruyu sormak istiyorum. Bizim gibi sizlere destek olan firmalar, yani hem cihaz üretimleri konusunda cihaz sağlayıcısı firmalar ve servis sağlayıcısı firmaları ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Bu pandemi süreci veya sonrası için Nurhan Hanım veya Hüseyin Bey, yorumlarınızı sizlerden alalım. Bize tavsiyeleriniz nelerdir bu konularda? Nurhan Hanım bana bırakayım sözü. Sonra ben şey yapayım. Dijitalizasyon dedik, yine uzaktan erişim. Aslında birçok firma, Metler de öyle. Hani yine uzaktan erişimle cihazlarımıza destek verebiliyorlar, verebildiler. Bu daha da gelecek dönemde bu destek artabilir. Yine farklı teknolojilerle, farklı analitik teknolojilerle ilaçta daha hızlı, daha hastalara erken ilaç verebilmek için daha hızlı analitik teknikler geliştirme konusunda destek alabiliriz yine firmalardan. Onlardan rehberlik isteyebiliriz. Bu şekilde. Bizim çok değer verdiğimiz konu, özellikle supplier'la konusuna baktığımızda dijitalizasyonda biz eğitimin çok önemli olduğunu gördük. Sonuçta ben de 21 yıldır ilaç sektöründe çalışıyorum. İlk baştaki kağıtla başladığımız günleri hatırlıyorum. Şu anki günleri hatırlıyorum. Ve artan regülasyonlardaki dijitalizasyon kavramı, işte regülasyonların bizi limitler açısından değişikliklere zorlaması ve aplikasyonların gün geçtikçe artık hemen hemen manuel yapılan işlerin tamamen dijital ortama taşınması konusunda aplikasyon sizler için çok önemli bir, eğitim sizler için çok önemli ki bu konuda sizlerden çok destek bekliyoruz. Çünkü kalan standart işlemler, teknik işlemler her zaman başarıyla yaptığınız işlemler. Ama aplikasyon ve eğitim konusunda artık gün geçtikçe daha fazla destek ister hale geldi. Çünkü konu daha da çok derinleşiyor, haklısınız. Daha fazla, çünkü artık her şey aslında günün sonunda baktığınızda uygulamaya dayalı. Ekipmanlar bu uygulamaların birer parçası. Yani ne kadar iyi uygulayabiliyorsanız, ne kadar uygulamaya dayalı bir çözüm üretebiliyorsanız aslında sizi sonuca getiren noktaya gelmiş oluyorsunuz.
Gerçekten hem konu çok önemli hem gerçekten derin. Medler Toledo olarak bizim ilde çok büyük öncelik verdiğimiz konulardan bir tanesi Hüseyin Bey. İfade ettiğiniz için ben de söylemeye ihtiyacı duydum. Çünkü aslında bildiğinizi tahmin ediyorum ama Medler Toledo hani ürün satan bir firma olmadığı için genel baktığınızda çözüm. İlaçta ve uygulamalarda gerçekten de önemli bir yer alacaktır. Hem bu dönemde varoluşuyla hem de ilerleyen süreçte size katkılarıyla. Zaman ilerledikçe bunları hep beraber uygulamalar çerçevesinde görüyor ve deneyimliyor olacağız. Güzel bir konuya parmak bastınız. Keyifli. Evet. Biz de yani artık planlamamızı yaparken ürün istemiyoruz, çözüm istiyoruz. Tabii. Hani bize nasıl bir çözümle geliyorsunuz? İlk sorumuz bu oluyor. Nasıl bir ürünle geliyorsunuz olmuyor artık. Bize nasıl bir çözümle geliyorsunuz? Evet, bize ne kolaylık sağlayacak bu çözüm? Çok önemli, çok önemli. Yani aslında işimizi nasıl hızlandırabiliriz? Ya da işimizi çok fazla insanı orada tutmadan nasıl daha hızlandırabiliriz? Bu işin bize katkısı ne olacak? Biz de sizin bize sorduğunuz sorularla aslında kendimizi bu noktada da geliştirme fırsatı buluyoruz. Sizlerin tedarikçileri için ne büyük keyif ki sorduğunuz sorular biz tedarikçileri kendisini geliştirmesini sağlıyor. Benim bir ilavem olacak. Sağ olun. Bu aslında çok dijitalizasyondan bahsettik. Bu kadar hayatımıza girmişken yine laboratuvar cihazlarımız olsun, veri bütünlüğü, verilerden bahsetmişken aslında data integrity, veri bütünlüğünün de ne kadar çok hayatımıza girdiğini bir daha vurgulamak istiyorum ve önemli olduğunu. Özellikle uzaktan çalışma, online remote auditing gibi denetimlerde bunları da buraya kadar sahada işte Hüseyin Bey'in belirttiği gibi gerektiğinde kamerayla gezerken herhangi bir cihazın audit reportuna zoom yaparak bakabiliyor denetçiler. Nasıl böyle elemental impurities, nitrozaminler ilaç sektöründe birden böyle hayatımıza girip çok önemli noktalara geldiyse aynı şekilde data integrity de bayağı önemli bir noktada. Medler Toledo'da hani audit trail ve benzeri konularda destek oluyor zaten bizlere cihazlarla ilgili. Hani tüm cihazlarımızda artık bu en önemli, en birinci konu oldu ilaç sektöründe. Nurhan Hanım geldiğiniz... Buyurun Hüseyin Bey. Nurhan Bey'e ufak bir katkı yapayım. Hani bu noktada evet data integrity çok önemli. Ben şunu tavsiye ediyoruz biz. Novartis ailesi olarak biz de o işlemi yaptık. İş değerlendirmelerini ve technical değerlendirmeleri yani technical audit trail'leri ve business audit trail'lerimizi çok hızlı bir şekilde risk değerlendirmesine tabi tutup buradaki açıklarımızı belirleyip hangi süreçte hangi sistemi hangi sıklıkla denetleyeceğimizi ortaya koyduk. Bunu takvimlendirdik ve bu takvime birebir uyarak data integrity iç auditlerimizi yapıyoruz. İç audit burada çok önemli. Çünkü ben bir sistem yaratıyorum, bir technical audit trail yaratıyorum ve bu onu denetliyorum, zamanında kontrol ediyorum ama bunun çok önemli olduğunu görüyoruz. Bu noktada iç auditlerin daha önemli kazandığını söyleyebilirim. Kesinlikle. Risk değerlendirme de öyle belirttiğiniz gibi Hüseyin Bey, cihazları yine kalibrasyon, validasyonda olduğu gibi GAMP 5'e göre tüm özelliklerini ortaya koyarak audit trail'i, bu verileri ne sıklıkla incelememiz gerekiyor, nasıl takip etmemiz gerekiyor, bunları biz de belirttiğiniz gibi tanımladık ve uyguladık. Çok güzel. Buyurun. Oldukça sözünüzü kestim. Yok estağfurullah. Şimdi kendinizi tanıtırken ilaç geçmişinizin ne kadar uzun olduğunu ifade ettiğinizde ben de şunu düşündüm. Bu sektör içerisinde yaklaşık 28 yıldır ben de çalışıyorum ve bugün ilacın başladığı noktadan geldiği sürecine inanın sizin kadar yakın takip içerisindeyim.
Ve büyük değişimi gözlemlemek çok keyif verici. Çünkü bir zamanlar ekipmanların yanına verdiğimiz printerler ve hatta o printerların tuşlu olmasını konuşurken bugün geldiğimiz noktada hiçbirinin olmaması, hatta o printer'ı koymayıp software üzerinden data bütünlüğü ve data integrity'yi konuşuyor olmak, bu sektörün zaman içerisindeki gelişiminin ne kadar büyük olduğunu da aslında bize gösteriyor. Bunun bir parçası olmak da ayrı bir keyif tabii. Çünkü her geçen gün bakıyorsunuz sektör gelişiyor ve siz de gelişiyorsunuz bununla birlikte. Bunu ifade etmek istedim. Biz şu noktada artık yapay zekaya yönelmeye başladık. Yani global ekibimiz yapay zekayla audit trail'leri nasıl kontrol edebiliriz? Gerekli dataları en kısa zamanda nasıl çekebiliriz konusunda çalışıyorlar. Yıl sonunda bunu implemente etmeyi düşünüyoruz. Yapay zekayla audit trail kontrolü yapacağız. Oo, süper Hüseyin Bey. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için. Sizi aramızda görmekten büyük keyif aldık. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Bu arada bir bilgi vermek istiyorum. Bir sonraki oturumumuz 09.50'de başlayacak. Bunun da bilgisini paylaşmış olayım sizlerle. Özgür Bey, sizin eklemek istediğiniz şey var mı? Çok güzel bir sohbet oldu. İkinize de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz bu fırsatı yarattığınız için. Görüşmek üzere, iyi günler. İyi günler. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.